Peki hocam, kalp ve damar rahatsızlıklarına geçecek olursak, Türkiye'de çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi, rahatsızlıklardan bir tanesi. Kalp ve damar rahatsızlıklarını bitkisel yolla çözmek mümkün müdür? Tabii yani günümüzde işte deniyor ki Panax damarları açar, damarları açar. Aslı yok. Panax dedikleri şey aslında şu gördüğünüz ginzenk. Bu damarları açmaz. Ginzenkle ilgili benim yazmış olduğum bu kitapta çok teferruatlı bilgi var. Bu görmüş olduğunuz ginzenk halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı etkili. Bunu biz de üretiyoruz. Ben de söyleyebilirim. Aa, burada diyebilirim ki Panax kalp damarı için, kalp damarı değil. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı. Çin'de, Güney Kore'de, Kuzey Kore'de, Japonya'da 6-7 bindir insanlar bunu kullanıyor. Bunun damarla hiçbir ilgisi yok. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe Tamamen karşı. yanlış bilgilendirme o Türkiye'de zaman. bunu kasıtlı, maksatlı yapıyorlar. Neden, niçin yapıyorlar ben hala anlamış değilim. Fakat deseler ki alıç kalp damarı için dünyada, Türkiye'de 90 çeşit, dünyada 900 çeşit alıç var. Sadece loplu ve kestikli alıç, meyvesi yenmeye, meyvesi çok küçük, içi çekirdek dolu. Loplu ve kertikli alıçla ilgili klinik araştırması var. Burada Almanya'da 940 kardiyolog, 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. 3664. Bu da yine Almanca der ki bu sayısında alıçla ilgili araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırma sonucunda 940 kardiyolog kendi hastalarını alıçtan elde edilen bazıları diyor ki çayını iç. Çayı yeterli değil. Çünkü bunun birleşimindeki etken madde flavonoidler, flavonoid glikozitlerin ve en etkilisi de hiperozit denen etken madde az. %5'tir en fazla. %5. Siz bunu çayını içerseniz hafif rahatsızlıklarda iyi gelir. Fakat ağır vakalarda yeterli değil. O zaman yıllarca kullanması gerekir. Kapsülü kullanılması gerekiyor. Evet. Daha etkili. Destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen damlasının derecesini kullanması gerekir. Alıçla ilgili birçok araştırma yapılmış. Ben burada sadece bir örnek verdim. Yüzlerce araştırma var. Belge var, bilgi var. Fakat insanlar yanıltılıyor, yanlış bilgi veriyor. Mesela Adem Bey ilkokulda öğretmen. Aort kapakçığındaki problemden dolayı aort kapağı ameliyat olmuş. Aradan 22 yaşında ameliyat olmuş. Aradan 15 sene geçmiş, 2 sene önce. Bu sefer yine kalbinde problem. Mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden ameliyat olması gerekiyor. Açık kapı ameliyatı bu sefer. Araştırmış, araştırmış. Dedi ki ya bir ameliyat daha, bende bir teneke kapak var. Bir teneke kapak daha istemiyorum. Artı bu çok rizikolu, açık kalp ameliyatı. Tedavisi mümkün. Dedim ki ya ne bileyim ben. Yani Allah bilir. Deneyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Zamanın varsa 6 hafta kullan. İksir, aloe vera jel. Olmadan olmaz. İksir bütün damarları açar. Bütün organları temizler. Cerrahat, curuf, bütün organları. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Dünyayı 3 defa dolanacak uzunlukta. Damarlara faydalı olduğuna göre varislerde de bir çözüm yolu olabilir mi acaba? O ayrı at kestanesi. Onunla Şimdi ilgili o da farklı. yine bir damar rahatsızlığı olarak Tabii, ortaya çıkıyor onunla ya ilgili insan. farklı. Farklı bir. O farklı. Ona başka bir zaman değinelim. Damar deyince evet benim aklıma geldi de sormak istedim. O tür rahatsızlığı olanlar için at Varisler kestanesi için. ile ilgili klinik araştırmaları var. Variz, venöz yetmezlik, selülit, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızları olan insanlar üzerinde at kestanesinin birleşimindeki zaponinler, bunların alt türevinden eskin denen bir madde var. Rutinden yani bu variz venöz yetmezliğine karşı üretilen kimyasal ilaçlar 600 kat daha etkili ve yan etkisi yok. At kestanesi ama burada bulamam. Şimdi maşallah Evet, şimdi şu kalabalık. an arabaya kalkışırsak Biraz program biter zamanımız var. galiba. 70-80 tane ürünümüz var. Evet.
Şimdi alışla ilgili bu beyefendi 6 hafta kullandı. Açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. 6 hafta sonra doktorlar ameliyata gerek kalmadı. Mitral kalp kapakçığı ameliyat olması gerekiyor. Bir de Gaziantep'te Saadettin, yani çok kişi de bu beyefendi örnekler. Örnek bize gelip gider hala. İrtibatı koparmadı iyileşmesine rağmen. Çevresindeki hastaları da döndürüyor. Kendi de geliyor ziyarete. Halatır soruyor. Eskiden mesela 12-13 yaşında oğlu var. O yürürken dahi arkasından ona yetişemiyor eskiden. Şimdi onunla birlikte spor yapıyor, koşu yapıyor. Yani spor yapıyor. Eskiden halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, akşam hemen erkenden uyuyup kalan bir kişi şimdi spor yapabiliyor. Yani halsiz, dermansız, yorgun, nefes darlığı çekiyor. Kalp yetmezliğinden dolayı problemler yaşayan kişi bugün normal spor yapabiliyor. Şimdi bunun birleşimindeki etken madde nedir? Alıç ekstraktı. Ama alıç deyince bazıları yine meyvesinin yani zannediliyor ekstrakt. Meyvesinin ekstraktı değil. Yaprak ve çiçeğinin ekstraktı. Bu da %50 olması lazım. %50 yaprak ekstraktı, %50 çiçek ekstraktı olması gerekir. Artı herhangi bir alıç değil. Noklu alıç, kertikli alıç. Bununla ilgili geniş bilgi sahibi olmak isteyenler doğaltedavi.net veya doğaltedavi.org. Doğaltedavi.org isimli sitede 9500 bitkinin monografisi var. Yani bitki hakkında geniş detaylı bilgi var. 9500 bitki fotoğrafı. Bu fotoğrafların 6000'i kendim çektim 12 yılda. 12 yıl Almanya'da fotoğraf çektim. Mesela biraz programın başında anlattığım Afrika ötürünün fotoğrafını çekmek için bütün Batı Almanya'ya dolaştım, bulamadım. Doğu Almanya'nın Leipzig şehrinde botanik bahçede varmış. Aradım. Müdür bey dedi ki, müdür burada var, gelin çekin dedi. Uçakla ekstra oraya gittim. Bitki fotoğrafı çekmek için. Dönerken de bana bir otur hediye ettiler. Bir saksı. Gümrükte o zaman havalanda kontrol ettiler. Dediler ki ya bu saksının içinde ne var? Ne var? Bitki var. Ne olacak dedim. Bitki var. Başka bir şey yok. Yine de şüphelendiler. Baktılar. Öyle bir hatırası da var. Alıç mesela bununla ilgili Selahattin Bey Gaziantep'te iki defa stent taktırmış. Damarları tıkanmış. Koroner kalp yetmezliği. Damarlar tıkanmış. Üçüncü defa tekrar stent takılması gerekiyor. Arkadaşı demiş ki ya bende kurdeşem vardı. Eksirjel kullandım Göpçek'ten. Hiçbir şeyim kalmadı. Sen de dene. Belki sana da faydası. Tamam demiş. Aradı. Kullandı. 6 hafta sonra stent takılmasına gerek kalmadı. Bunu vatandaş alıp kullanmadan önce doktoruna gitsin. Muayene olsun. Kan tahlilleri yaptırsın. Ve 6 hafta sonra tekrar tahlil yapsın. Aradaki farkı görsün. Yani %100 al kullan etkili şudur budur yok. Laf yok. İcraat önemli. İcraat. Yani nedir? Önce tahlil yaptırsın. Sonra tahlil yapsın. Aradaki farkı görsün. Önemli olan yani söylenen şeyin burada zaten yani bir şey söylüyorsak belge ve bilgiye dayanarak konuşuyoruz. Ne diyor? 940 kardiyolog, uzman doktor, kalp damar rahatsızları uzmanı, kendi hasta üzerinde alıştan elde edilen, alış ekstrasından elde edilen damla, drajenerli hastaları bu sadece Almanya'da. Dünyanın diğer ülkelerinde birçok araştırma var. Ya Türkiye'de maalesef bu tür araştırmalar henüz yok. Çünkü böyle bir klinik araştırmasına girmek milyon dolarlar çok çok pahalı. Yani düşünün 50 kişilik bir hastayı hastanede sürekli kontrol edeceksin 3 ay 5 ay. Maliyeti milyon dolarlarını buluyor. Bunun için de para gerekiyor, bütçe gerekiyor. Yani bunu karşılayamıyor. Yani Türkiye'deki üniversitelerimizin maalesef bütçesi bunu kaldıramıyor. İki kişi, üç kişiyle de klinik araştırması yapılmaz. Yapılmaz, evet. Bu nedenle de netice vermez.